Bizim evin hallerine hoş geldiniz. Bugün anneanne evinde kaya kulacı yapıyoruz. Bir iki gün önceden ekşilendirdiğimiz ekmeklik mayadan işte yapacağımız orana göre su, mısır unu, yarı yarıya oranda da mısır unu ve beyaz un katıyoruz. Kıvam alana kadar karıştırıyoruz. İki tanemdir, yarı yarıya değil. Yani iki kaşık beyaz un koyuyorsak iki kaşık mısır unu koyuyoruz. Hasan Hüseyin karıştırmazsa olmaz zaten. Anne benim elim sihir ama. Senin elin nasıl, bir daha söyle. Sihir ama diyorum. Sihirli değil mi? Evet, benim oğlumun eli sihirli çünkü. Bu yaptığımız yiyeceği daha çok göçmenler bilir diye tahmin ediyorum. Nerenin göçmenleri bilmiyorum. Biz Macarız, Bulgar göçmeni. Bulgar göçmenleri bilir. Normalde bunun pişirilmesi için özel kayalar vardır. Kayada pişirilir bu. Ama bugün biz maalesef kaya bulamayacağımız için şehir yerinde mecburen teflon tavada deneyeceğiz. Uyuyor evet. Burnumuz doğruyor değil mi anne? Bir tane. Burnumuz doğruyor. Evet, tamam, uyuyor. Az kaldı. Ağırlaşmaya başladı artık değil mi? Hı-hı. Akışkan bir kıvam olması gerekiyor. Koyu bir un olmayacak. Bayağı akışkan olacak. Tamam, değil mi? Bence yeterli. Yeterli. Yani. Kıvam kontrolü yapıyor şu an anneanne. Tamam, unu yetermiş anneciğim, o kadar. Tamam, tuz koy, azıcık da tabii tuz. Teşekkür ederiz, eline sağlık. İşte kıvam gördüğünüz şekilde olacak. Kek kıvamına yakın. Hamur bu şekil köpürmeye başlayıp kabardığı zaman pişmeye hazırdır. Şimdi artık pişirmeye başlayacağız. Bunu bunun için 1-2 saat bekletiyoruz böyle. 1 saat kadar, 2 saat kadar. Ortamın sıcaklığına bağlı olarak değişiyor. Pişireceğimiz tavayı iç yağ ile güzelce yağlıyoruz ısınırken. Tavadan çıktıktan hemen sonra da bunları tereyağıyla bir güzel yağlıyoruz. Dilerseniz üzerine tuz da serpebilirsiniz. Vallahi öyle güzel olmuş ki dayanamadım, yedim. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olmayı, takip etmeyi, takipte kalmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Afiyet olsun.